Ya okul maceralarını zaten bir anlatmaya başladın mı bitmez ya onlar. Değil mi? Yani annemle babam bile hala anlatıyorlar ve her sene başka bir hikaye oluyor, büyüyor böyle. Mesela benim ilkokulda ilk başladığım gün nasıl ağlıyorum anlatamam ya. Annemin elinden tutuyorum, öpüyorum falan böyle. Sonra işte çok dramatik günler onlar ya. E sen lisede de ağlamıştın. Şimdi, Kerem yani ben yaz tatili bitmiş arkadaşlarıma kavuştum diye sevinçten bir iki damla yaş düşmüş olabilir. Ya ben bir de çalışmayı hiç sevmezdim ya. Hani zeki ama çalışmayan öğrenci vardır ya, ben oydum işte. Biliyoruz Arda'cığım, gördük zaten lisede. Ama hazır sen bir itirafta bulunmuşken ben de bir itirafta bulunayım. Ya ben lisede sizinle tanışana kadar kimseye alışamadım, kimseyi sevemedim. Ya Almanya'dan geldim ya. Ya o yüzden böyle bir kültür farkı, bir de düzgün Türkçe konuşamıyorum falan. İyi ki tanışmışız sizinle. Ama normal tabii. Sonuçta başka bir kültürden geliyorsun. Alışmak zaman alır. Bak bu Öykü'nün durumuna benzer bir olayı anlatan bir film vardı. Böyle kültürel çatışmalarla ilgili. Hatta 2008'de Cannes'da ödül falan da aldı. Sınıf filmini diyorsun. Sınıf, heh. Evet ya. Hatta onda bir tane de Türk oyuncu oynadı. Acaba o Türk oyuncu kim? 2008 Cannes Film Festivali'nde ödül alan Fransız yapımı Sınıf filminde rol alan Türk asıllı oyuncu kimdir? Evet, bir dakika, aramızda konuşmayalım daha, süreniz başlamadı. A. Hatice Aslan, B. Sibel Kekilli, C. Serra Yılmaz, D. Burak Öz Yılmaz. Başlattım sürenizi. Evet, şimdi wow. Hemen yeşilden yine bir hamle geldi, risk aldılar. Maviler biraz daha sakin derken 16 saniye kala onlar da düğmeye bastılar. Ve de iki tarafta şimdi hemen iki masada lütfen cevapları kaldırsınlar. Evet, maviler A diyor, yani Hatice Aslan geldi onlardan. Doğru cevap onlara göre bu. Ve yeşiller de Hatice Aslan diyor. Bakalım fark açılacak mı, kapanacak mı, ne olacak göreceğiz. Burak Öz Yılmaz. Çok güzel filmdir bence, kesinlikle izleyin. Maalesef olmadı. Yani sizden 20 puan yani çıkartacağız yeşiller. Sizden de 16 çıkartacağız. Ama tabii ki sizin bir avantajınız vardı. Dolayısıyla siz çok etkilenmeyeceksiniz bu durumdan. Yeşiller biraz daha hasarlı çıktı yine. Bu sorunun sonunda durum böyle. Evet. Mavi 175. Yeşiller 102. Soru 14'e geldik bile. Son iki sorumuz özellikle felsefe ve sosyoloji konusunda. Yani biraz bilgili, birikimli olanlar varsa bu sorunun altından kalkacaklar bence. Şıklarda böyle bir çeldirici yani bir durum var. Karmaşık gelebilir ama sakin olun ve yani soruyu doğru okuyun, dinleyin. Cevabı bulacaksınız bence. İşte soru 14. Mekanın tadını çıkarmak diye buna denir işte. Vallahi at çiftliğinden sonra burası çok iyi geldi. Ya zaten bizim at çiftliğinde ne işimiz var? Ne işimiz var yani, doğal hayat diye tutturdunuz bir. Yani üstümüz başımız at kokuyor ya. Yani gözünü seveyim medeniyetin ya. Arda dalga mı geçiyorsun? Orada kalmak isteyen sendin. Yani kendi tezini sundun. Şimdi kendi antitezini çürütüyorsun öyle mi? Ben gerçekten bu düşünce akımlarını anlayamıyorum yani. Şimdi bak ama çelişkilerden düşünceler doğuyor. Sonra o düşüncelerden insanlar etkilenmeye başlıyor. Mesela şimdi ben bir düşünce ortaya koyacağım. Sonra Kerem benden etkilenecek. Kerem senden etkilenecek. Evet, evet. Kerem benden etkilenecek. Sonra belki sizleri etkileyecek. Yani bu tıpkı şey gibi oluyor. 18. yüzyılda İngiliz felsefesinden Fransızlar etkileniyor. Fransızlar da sonra bütün Avrupa'yı etkiliyorlar. Akıl ve bilimle beslenen felsefi düşüncenin siyasi iktidar ve din eleştirisi yapmaya başlamasıyla şekillenen düşünce akımı hangisidir? A. Rönesans, B. Reform, C. Aydınlanma Hareketi ve D. Yeni Çağ diyor. Süreyi de başlatıyor sunucu. Evet. Maviler daha sakin tabii. Önde olmanın verdiği bir rahatlıkla. Yeşiller hala bir hamle yapmadılar. Son 8 saniye. 7, 6, 5. Evet, 5 saniye kala yeşillerden beklediğimiz hamle geldi ve maviler de sürenin akmasını beklediler. Bir cevap alacağız sanıyorum iki masadan da. Cevaplarımızı yazdığımız o panoları kaldıralım. Evet. Maviler B diyor.
Yani reform, yeşillerde C diyor. Yani aydınlanma hareketi. Önemli bir soru, önemli bir an. Bakalım ne olacak? Son iki soru, bundan sonra bir soru kaldı. Değerli izleyenler, işte soru 14'ün cevabı. Arda, ne anlatıyorsun sen? Neyin peşindesin gene? Neyi açıklıyorsun sen şu an? Ya sen daha aydınlanma hareketini bilmiyorsun. Geliyor burada benimle felsefe konuşuyor, tartışıyor yani. Olacak iş mi ya bu? Evet, yeşiller bu sorudan biraz avantajlı çıktılar. 20 artı 5, 25 puan kazandılar. Siz de zaten yanlış cevap olduğu için size bir şey veremiyoruz ama bir şey de götürmüyoruz. Dolayısıyla dengedesiniz. Yani soruya başladığımız puandasınız. Siz de 25 puan öndesiniz başladığınız noktadan. Evet, 175 maviler, yeşillerde 127. Hala bir şansımız var. Hala var. Tabii var mı? Matematiksel olarak var mı? Var. Peki aydınlanma hareketinin mesela var mı? Özellikle felsefe konusunda böyle meraklı okumuş olanlar falan. Mesela kimdir en büyük temsilcisi? Mesela aydınlanma hareketi deyince aklımıza gelen ilk isim kim olmalıdır? Descartes diyeyim ben. Arkasından da özellikle Lost diye bir dizi vardı. Oradan tanıdığımız John Locke ve David Hume. Evet, bunlar da yine bu dönemin çok önemli isimleri. Devam edelim. Soru 15 artık maalesef. Bu olağanüstü çok eğlenceli yarışma bitmek üzere ama her şeyin değişebildiği çok önemli bir dönemeç. Ve işte soru 15. Kültür mantarı devam ediyor, az kaldı ama. Ah be Merveciğim, neden söylemedin bana? Bak ben bu hafta sonu buraya gelmezdim, seninle beraber kalırdım. Doktora gittin mi peki ha? Ne söyledi? Tamam. Bak tamam, biz birazdan çıkıyoruz zaten yola. Geldiğim zaman konuşuruz detaylı olarak, tamam tatlım? Tamam, hadi kendine çok iyi bak, hoşça kal. Ne oldu, aksilik ne? Ya benim arkadaşım Merve var ya. Bugün araba kullanırken uyuyakalmış arabada. Nasıl? Ya yani Merve'nin uyuyakalma gibi bir durumu var zaten ama yani araba kullanırken olması ya büyük bir sorun değil mi? İşte son soru. Gün içinde ani, istemsiz, aşırı uyku haliyle tanımlanan uyku bozukluğu hastalığına ne ad verilmektedir? A. İnsomnia, B. Narkolepsi, C. Uyku apnesi, D. Uyku uyanıklık düzeni bozukluğu. Sürenizi başlatıyorum. Yeşiller hemen süreyi başlar başlamaz durdurmak suretiyle bir avantaj elde etmek istiyorlar. Cevaplar yazıldı. Evet, mavi masa yine çok sakin, çok kendinden emin, daha rahat. Son 4 saniye, 3, 2, 1 ve işte son sorunun da cevabını almak üzereyiz. Mavi masa B diyor, değil mi? Biraz kaldıralım arkadaşlar. Evet, mavi masa B diyor, yeşiller de B diyor. Yine bir fikir birliği var. 5 şıkkında karşımıza çıkan narkolepsi. Evet, acaba bu mu cevap? Bu mu? Bilmiyorum, bakalım. Biliyorum ben o hastalığı. O ne? Narkolepsi, uyuyakalma hastalığı. Ay ya kaza falan olsaydı. Ya direkt o geldi aklıma. Yani hayatı boyunca ilaç kullanması gerekecek. Ne olmuş? Hadi gitmiyor muyuz artık tamam, ya? Hadi hadi gidelim zaten, acelemiz var. Hadi. Hadi. Hadi çıkalım. Hadi bakalım. İki masadan da doğru cevap geldi fakat tabii ki mavi masa avantajını son sorunun sonuna kadar, yani 15. sorunun sonuna kadar sürdürünce yarışmamızı da galip kapatmış oldu. Yeşiller de yine tabii doğru cevap verdiler. Onlar 20 artı 20 aldılar. Yani 40 puanlık bir ekleme yaptık onların puanlarına. Bakalım şu anki son yani puan durumu nedir? Mavi masa 195. 167, mavi kazandı. Evet, mavi masa kazandı. Ama gerçekten yani sonuna kadar heyecan devam etti. Demek ki yani ben bunu söylerken şaka yapmıyormuşum ve çok ciddiymişim.
Öncelikle sizi kutluyorum. Galip Masa, Mavi Masa, evet. Kutluyorum sizi gerçekten. Narkolepsi diye bir grup var mıydı? Hayır, nekropsi var. Ha, tamam. Evet. Merve, evet. Emre, Aslı ve İbrahim. Sizlere okullarınızda başarılar diliyorum. Okuldan sonra aslında zaten başlayacak hayat. Değil mi? Çünkü üniversite gerçekten çok önemli bir süreç. İnsanı çok belirleyen, tanımlayan, hayatının bundan sonrasını, yani okuldan sonrasını tamamen domine edecek. Yani bir şekilde dediğim gibi tanımlayacak bir süreç. O süreçte tabii ki meslek sahibi olmak çok önemli ama aynı zamanda onun dışında da pek çok meziyeti elde etmek, birey olma adına adımlar atmak en az meslek sahibi olmak kadar önemli. Evet, size sadece yarışma hazzı tabii ki yaşatmak değildi gayemiz. Size ufak çam sakızı çoban armağanı hediyelerimiz var. İşte hediyelerimiz gerçekten göz kamaştıran. Bunları ben kendi ellerimle paketliyorum akşam evde. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Şöyle yanıma doğru gelirseniz çok sevineceğim. Maviler, yeşiller, kaynaşın. Evet. Tabii kazanan mavi masa solumda dursun. Kaybeden yeşil masa da sağımda. Evet, Musa sen orada kal. Evet, Emre, İbrahim. Evet, şöyle evet, yüzümüzü ve vücudumuzu da kameralara dönelim ki herkes bizi görsün. Peki, kaybedenler sizlere çok güzel birer tane kitap vereceğim. Buyurun. Benim hayatımı anlatan çok önemli bir eser. Okuyun ve feyz alın diye. Evet, size de e-book. Teşekkürler. Wow, wow, bir dijital hezeyan. Evet, buyurunuz efendim. Kullandıkça bizi hatırlayın, siz de okudukça bizi hatırlayın. Siz zaten sürekli bizi hatırlayın ki bizi haftaya da takip edin, izleyin. Bugünlük bizden bu kadar, kültür mantarı bitti. Oo, ama üzülecek bir şey yok. Haftaya bir daha yeni yarışmacılar, yeni sorular, yeni mekanlar ama aynı heyecan. Kültür mantarında haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.